Toplamda özellikle bu bölge özelinde, Ertuğrul Gazi Mahallemiz özelinde yaklaşık 36 tane sokakta biz kaplama planlaması gerçekleştirdik. Ha, bunların yaklaşık 16'sı gibi daha önce zemininde asfalt olup bugün de kazılan alanların kapatıldığı şekliyle alanlar kapatıldı. Diğer 20 sokağımızda da daha önce asfaltımız yoktu bizim. Buralarda stabilize dediğimiz tarzda, soğuk asfalt dediğimiz tarzda kaplamalar vardı. Tabii bu mevsimde soğuk asfalt kaplaması yapamadığımız için bu 20 sokağımızda sıcak kaplamalarımızı tamamen gerçekleştiriyoruz. Diğer 16 sokağımızda da inşallah önümüzdeki mevsimsel olarak da havaların müsaitliğiyle beraber oralarda da yine genel kaplama çalışmalarını yapmak istiyoruz. Yani biz her sokakta benzer konforu yakalayacağız inşallah. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Tabii şehirde yapılacak, vatandaşlarımızın yaşam alanlarında yapılacak çok fazla işlerimiz var. Bunları bir bir gördüğünüz gibi toparlıyoruz. Ben çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Gerek İnegöl Belediyesi'nin Fen İşleri Müdürlüğü olsun, gerek Bursa Büyükşehir Belediye'miz olsun, gerek BUSKİ marifetiyle bölgemizde ihtiyacımız olan konular bir bir çözülüyor. Biliyorsunuz bizim kaynak suyunu vatandaşın evine ulaştırmak gibi bir hedefimiz vardı. Bu hedefe de aslında adım adım yaklaşıyoruz. Bir taraftan eskiyen hatlarımızda kayıp kaçağımız, israfımız çok fazlaydı. Hem bunu önlüyoruz hem de beraberinde inşallah daha suyunu, kaynak suyunu vatandaşımıza ulaştırabileceğimiz bir noktaya doğru ilerliyoruz. Bunlar kıymetli yatırımlar. Ben tabii verdiğimiz rahatsızlıklardan dolayı da tüm ilçe halkımızdan özür diliyorum ama bunlar maalesef bu şekliyle olmak zorunda. Yani kazılmak zorunda, o borular, o hatlar döşenmek zorunda, o testleri alınmak zorunda. Tabii ki burada bir zorluk oluşuyor ama inşallah sonu rahmet oluyor, arkası rahmet oluyor. Çalışma ekiplerimize tüm her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasın diyorum.